Albimo Mobilya. Katkılarıyla hazırlanan Süper Spor başlıyor. Evet sevgili spor severler, yine bir Süper Spor programıyla beraberiz. Bugün konuğumuz yok. Tabii ki biz Göksal Demiral hocamızla İnegöl Spor'u tartışacağız. Biliyorsunuz İnegöl Spor geçtiğimiz hafta, yani pazar günü diyelim, iki gün önce Sarıyer'i, güçlü rakibi Sarıyer'e ilk yenilgisini tattırdı ve Sarıyer'i iyi bir futbolun ardından, İyi bir mücadelenin ardından güzel bir skorla devirerek, 2-0'la devirerek puanını 19'a çıkardı. 3. sırada yer alıyor. Evet, bu mücadeleyi ben şehir dışında olduğum için bu mücadeleyi izleyemedim ama yorumcumuz Göksal Demirhan bu mücadeleyi izledi ve ben de onun söylemlerine dayanarak buradan yorumlarına katkıda bulunacağım. Evet, şöyle baktığımızda Bandırma 25 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada Göztepe var. Avaraj'la 19 puanla. Arada 6 puan fark var. Üçüncü sırada yine İnegöl Spor var 19 puanla. 6 puanlık bir fark var demiştim. Hatay 4. sıraya yerleşti 17 puanla. Altay 16 puanla 5. sırada. Son 3 sıraya şöyle bir bakarsak. Son 3 sırada ise Gölbaşı 8 puanla 16. sırada. Kahramanmaraş 6 puanla 17. sırada. Kırklareli'de 6 puanla son sırada, yani 18. sırada yer alıyor. Evet, biliyorsunuz Türkiye Kupası maçları da bu hafta start alıyor. Bugün başladı. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak mücadeleler var. İnegöl Spor mücadelesi ise perşembe günü saat 12'de iç stadında oynanacak. Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'la karşı karşıya gelecek. Aslında biz bugün Göksal hocamız da buraya Dolunay Kafkas'ı davet edecektik. Kendileriyle yaptığımız görüşmede daha henüz Karabük'te olduklarını ve Ankara'ya uğrayacaklarını ve daha sonra İnegöl'e geçeceklerini söylediler. Onun için programımıza katılmaları biraz zor olacak. Katılamazlar herhalde, çünkü programımızı da o saate kadar bitiririz biz. Evet, şöyle bir baktığımızda İnegöl Spor'da sakatlar da can yakmaya başladı. Biliyorsunuz Uğur Kovuğ'un ardından Raif de 4 ay gibi bir uzun zaman diliminde takımda yer alamayacak. Maraş'ta dizi dönmüştü. O yine devam etti. Kocaeli Birlik maçında oynadı ama geldik şöyle bir baktık. O oynamadısının ardından zedelenmeler olduğu söylendi. Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu, yani milli takımın doktoruna yapılan tetkikler sonucunda Raif'in 4 ile 6 ay arasında oynayamayacağı söylendi. Geçmiş olsun diyoruz Raif'e. Bu arada tabii ki yine bir üzücü olay yaşadık. Karaman'da, Ermenek'te madenci kardeşlerimiz, şu an yaklaşık 18 madenci kardeşimiz orada bir göçük altında kaldılar. Ve onların da çıkalması için mücadele sürüyor ekipler tarafından, arama kurtarma ekipleri tarafından. İnşallah sağ salim oradan çıkartılır. Evet hocam, sana gelelim. Amatörler de var zaten. Amatörleri de burada değerlendireceğiz. Ben bu hafta İnegöl'de olmadığım için bütün maçları sana bıraktım. İlk önce İnegöl Spor'la başlayalım. İnegöl Spor Maraş'ı yendikten sonra deplasmanda yine bir deplasmana gitmişti. Kocaeli Birlik Spor maçına. Ve o Kocaeli Birlik Spor maçından alınan bir puandan sonra İnegöl Spor güçlü rakibi, yani
yenilgisiz, grubun yenilgisiz takımı, beraberlikler takımı diye bildiğimiz Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Ve aldığı bu 3 puanla da üst sıralarda yerini sağlamlaştırdı diyebilir miyiz? Ya şimdi öyle diyebiliriz belki de ama şimdi bu haftaya baktığımız zaman Sarıyer maçı yine Göspor için çok önemli maçtı. Rakip için de çok önemli maçtı. Çünkü rakip de üst sıralardan kopmamak için mutlaka hani bu maçtan puanlar alması gerekiyordu ama İnegölspor'un maçta müthiş oynadı. Hele ikinci yarı, ilk yarısı İnegölspor'un İnegölspor'la Sarıyer orta saha şekline geçen bir mücadele oldu. Bir ilk yarıda Sarıyer'in bir tane bir yan top, Kornel'den gelen bir topları vardı. İşte içeriden Yasin çıkardı. Bir o pozisyonu var Sarıyer Spor'un ama ondan sonra İnegölspor İyi toplanırdı. Bir de İnegölspor'un bu maçta 3 tane eksi vardı. Uğur, Muharrem, bir de Raif. 3 tane hani bank oynayan 3 oyuncudan yoksun bir kadro çıktı ama İnegölspor bunları yerine oynayan oyuncular da müthiş oynadılar. Zaten işte takım böyle olması lazım. Bütün Muharrem futbol... sarı kart cezalı şimdi. Tamam da hani en azından eksikti evet, yani. Eksik, bir oyuncumuz var eksik ama demek işte takım olma bu hani her an futbolcular hazır olması gerekiyor. Eksik olanların yerine de oynayan oyuncular görevlerini çok iyi yaptılar. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Sarıyer'den de gelen taraftarlar da vardı ama çok şükür hiçbir problemsiz bir maç oldu. Ama İnegölspor bu maçta İnegölspor'u beğendim. En azından pozisyon zenginliği vardı. İlk yarı çok fazla pozisyon yoktu. Yine önde oynayan Mümin'in gayretleriyle işte hep söylüyoruz bizim takımımızda beklerin ön tarafa çıkmadığı bu maçta Alişan'ı hep gördük. Aklına çok fazla çıktı. Nitekim Alişan'ın bir pozisyonda da penaltı oldu. Alişan hani bu maçta zaten görevini yapmayan oyuncularımız yoktu. Hepsi görevini yaptılar. Giren çıkan oyuncular da hani bu maçta hepsi görevlerini yaptılar ama yine Göspor'un ikinci yarı inanılmaz bir oyunu vardı. Orta sahada oynayan oyuncular mesela yine İnegölspor yine klasik 4-2-3-1 gibi oynadı. Yine ortada bu sefer Muharrem'in yerinde Emrah ile Yılmaz beraber Okan forvet arkası oynadı. Okan bu maçta onu soracaktım. Okan nasıl oldu durumu? Okan bu maçta çok canlıydı, çok istekliydi. Penaltı yattı da kendine de geldi. Tabii kendine geldi. En azından Okan bu maçta belki 2-3 tane de gol atabilirdi ama işte Okan'da bir bencillik var. İlle ben atayım pozisyonu var. Yoksa Mümin'le hele bir pozisyonları var ki ikinci yarı. Okan Mümin hani Sarıyer defansını dağıtan oyunculardı. Burada tabii Ömürcan'ın da hakkını yememek lazım. Ömürcan da çok istekliydi, arzuluydu. Solda oynayan Yasin de hani görevini yapan oyuncuların başında geliyordu. Ama Okan'ı bu maçta beğendim. En azından hani Okan yavaş yavaş mesela Bursaspor'daki Okan gibi olmaya başladı. Çünkü Okan artık bu ligin üzerine çıkması evet, lazım. Evet. Çünkü ya Okan'da olmayan şey yok. Okan'ın hani vuruşları var, çabukluğu var, adam geçmesi var ama bir de Okan'ın yardımlaşmayı biraz daha fazla yaparsa, biraz adam kovalarsa Okan yine Göspor için iyi bir oyuncu, hani kazanılacak bir oyuncu. Raif'in olmaması tabii şimdi 4-6 ay diyorlar. Çok uzun bir zaman işte burada yine Göspor transferde iyi bir santrafor ya işte nokta yani. Nokta transfer yapmak lazım ama burada da Mümin tamam Mümin forvet defansa çok boğuşuyor da çok da pozisyon kaçırıyor. Çünkü kendisi yaratıyor pozisyonları. Pozisyon da kaçırıyor. Bu hafta mesela yani Mümin kolay pozisyonu zora sokuyor. Evet, bu hafta mesela ya kaleci yok. Topu çıkarsa Okan'a boş kaleye atacak. Orada bir şeyler yaptı, dağıttı kendini mesela. Sarıyer baktığımız zaman bir Sarıyer ben çok hani yenilmeyen bir ekip ya. Sarıyer'den çok daha üst düzeyde bir futbol bekliyorum ama Sarıyer bizim takım gibi değil. Mesela Sarıyer'in ikinci yarı bizim kaleye gelemediler bile. Çünkü bilmiyorum Ali yatmadı bile. Hani Ali'nin çıkardığı bir pozisyon bile yok. Hani şimdi evet. Sarıyer'e bakıyoruz. Yenilmeyen bir ekip. Hani gözümüzde biz çok büyütmüştük Sarıyer. Şöyle takım böyle takım ama bizim takım inanılmaz bir mücadele gösterdi. Tabii burada işte futbolda yardımlaşma önemli. Ne zaman eğer oyuncular
basit oynadıkları zaman, bir de önde oynayan bizim oyuncularımız hareketli oyuncular olduğu için Ömürcan olsun, Mümin olsun, solda Yasin de mesela sol ayağı iyi bir evet. oyuncumuz. İşte Okan, bunları eğer toplarla buluşturduğumuz zaman her an durumu değiştirebilecek, sonucu değiştirebilecek oyuncular. Ama bu hani bu maçta bir eksiğimiz şut atamadık. Çok fazla şut atamadık. Duran topları Muharrem olmadığı için Yasin kullanmaya çalıştı. Yılmaz kullanmaya çalıştı ama tabii bu oyuncular hani Muharrem gibi değiller. Muharrem'e biz alışmıştık. İyi top kullanıyordu. Bir de kafaya çıkanlar bize Kemal olsun, Bilal olsun. Hani bunları buluşturamadık çok fazla. Ama ne olursa olsun İnegölspor bu maçta da 3 puan aldı. En azından şimdi bakıyoruz gruba. Yukarısı sanki şekillendi gibi. Bandırma Spor, Göztepe, İnegölspor işte bu hafta Hatay. Hatay, Altay geliyor arkadan. Hani yukarısı şekilleniyor gibi başladı ama biz yukarıdan kopmayacağız. Onu gözüküyor. Çünkü İnegölspor çok zor gol yiyen bir ekip. Baktığımız zaman çok açık vermiyoruz. Defansımız iyi ama şurada baktığımız zaman bir Raif'in sakatlığı, inşallah daha başka sakatlıklar olmaz. İnegölspor'un hani hocamız burada demişti kadromuz geniş ama aslında kadromuz çok geniş değil. Baktığımız zaman oyuna girecek oyuncumuz çok az. Mesela genç oyuncular vardı. Tabii bir tansiyonu veya yüksek olan bir maçta bu oyuncuları kullanamayız hani. Evet o mesela, Muhammed'i veya Mahmut Şekeri kullanamayız hani deplasmanda ve içeride. Çünkü temposu veya maçın önemi yüksek olan bir maçlarda ama tecrübeli oyuncular olduğu zaman daha farklı. Allah'tan defansımızda mesela Kemal olsun, Bilal olsun bunlar iyi oyuncular. En azından sakatlanmıyorlar. Bir de hani şimdi İnegölspor'da bu aralar şey sarı kart sıkıntısı başladı. Çünkü oyuncularımız sarı kart görme başladı. Bu hafta da yine çok sarı kart gördük. Dikkat etmek lazım. Çünkü bizim hani hele defanstaki oyuncularımız Bilal olsun, Kemal olsun bunların görmemesi lazım. Alişan mesela iyi kalem, iyi top oyunu bu hafta mesela Alişan olsun, Cenk olsun. Bunlar da görevini yapan oyuncuların başında geliyordu. Ben İnegölspor bu hafta ilk defa oynanan oyundan beğendim diyorum. Hani şöyle şu 10 haftaya baktığımız zaman en iyi maçı İnegölspor'un bu Sarıyer maçı. İkinci yarı ki Sarıyer'in ikinci yarıdaki oyunuydu çok ben. Çünkü çok pozisyon vardı. Farklı da olabilirdi. Çünkü işte ne zaman biz oyunu önde kabul edersek forvetle defans arasındaki o blokları biraz daha sıkıştırırsak orada çünkü bizim ayağı oynayan oyuncularımız da var. İşte çok fazla pas hatası yapıyoruz. Hani akına çıktığımız zaman orada öndeki oyuncuları top buluşturmakta sıkıntımız var. Onları da final paslarımızda biraz daha iyi olsa bu takım daha çok gol atabilir. Çünkü ama İnegölspor'da şu an gidişat iyi. İnşallah puan kaybetmez. Bu hafta çünkü deplasmanda çok önemli bir maç var. En azından evet, belki Hatay'la hani yer değiştirme yer maçı da olabilir. Maçı olabilir evet. Çıkış maçı olabilir. Hatay da çünkü deplasmanda kazanan bir takım. Belli olmuyor Hatay mesela. Her sene bakıyoruz Hatay bir çıkış yakılıyor. İkinci yarı düşüyor. Ama bizde öyle bir durum yok. Şu an İnegölspor yavaş yavaş daha iyi oynama başladı. Çünkü İnegölspor bu hafta ilk defa ben hep söylüyorum. İkinci yarıdaki oyunu beğendim. Hani maçı izleyenler de herhalde katılıyorlardır bana. Çünkü İnegölspor sordum ben 3-4 tane maçı izleyen böyle bol evet. bilen insanlara oldukça iyi dediler. Ya en azından baskı yapıyoruz tabii. En azından basıyorduk. Oyuncularımız çok istekli arzuluydu. En azından hani bir oyuncunun başına iki tane oyuncu gittiğini gördük. Hani öndeki maçlarda göremedik bunları. En azından forvetteki oyuncularımız da defanstaki oyuncuları çok fazla öne çıkarmadılar. O da var. Defanstaki oyuncularımız mesela bizim sağ bek, sol bek bu maçta biraz daha fazla öne çıkmaya çalıştılar. İşte öne çıktığın zaman, orta sahaya yardımcı olduğun zaman her zaman top bizde kalıyor. Bu sefer de istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Evet, baktım şimdi evet. taraftarlar da maça baktığımda hem izliyoruz sağ olsun Seyfettin arkadaşımız görüntüyü arkaya koymuş. Hem izliyoruz hem biz anlatıyoruz. Şöyle ikimizi yan yana böyle kare getirebilirsen hocamla beraber hem konuşalım hem maça da bakalım. Ayrı ayrı yapabilirsen daha iyi olur böyle kare biçimde. Taraftarlar da bayağı yoğun bir şekilde ya taraftarlar iyi bayağı ilgi göstermişler tabii ya. İlgi
hani iki, desteğin iyi olduğunu söylediler. Tabii tabii, şu an iki tarafta bayağı destek verdi. Kapalı tribündeki taraftarlar da destek verdi. Hani bir problem yoktu. Ya oyun iyi olduğu zaman hani herkes gaza gelebiliyor mesela. Herkes bu sefer desteğini verebiliyor. Ya iyi oynadılar bugün. Mesela pas oranlama, mesela takımın pas şiddeti de bu maçta biraz daha iyiydi. Yani en azından yardımlaşma çoktu. Topu alan boşa kaçabiliyor. Hani o önemli. İyi ya, hareketler pas oldu. Bir eksik şuttu mesela bu maçta. Çok şut atamadık. Hani bizim zaten eksikliğimiz bu. İnegöspor'un hani bu şut atmıyor. Yani sonuçta derse, yani siz de antrenörlük yapıyorsunuz. Hı. Sonuçta antrenör şut atmayın demez. Ya demez yani, işte herhalde. Kendisi futbolcumu güven. Mesela birkaç tane pozisyon var ki Mümin olsun, Okan'ın olsun, vurması gereken vurmadı. Yılmaz'ın öyle bir tane pozisyonu vardı. Mesela Yılmaz da topa vuran bir oyuncu. O bile vuramadı. Hani vurmadı. Belki daha garanti olsun diye pas çıkardı ama bence yine Gospa biraz daha hani şutlara çalışırsa, işte bu mesela Ömürcan mesela sağ tarafı çok iyi kullanma başladı mesela. Kumaşı iyi çocuğun. Hani çocukta bir eksiklik, işte çok fazla birden gidiyor rakibin üzerine. Çok çalımı çabuk yiyebiliyor. Hani böyle kontrollü gidebilse hani Ömürcan'ı döndürmez. Hani defans oyuncusu çok fazla önüne de çıkamaz. Ama Ömürcan'ın o eksikliği tamamlayabilir, ama soldaki şimdi Raif'in sakatlığından dolayı. O da kendine dolayı çok güveniyor herhalde, böyle alayım. Şimdi adamla yan yana geldiği zaman dürtüyor topun ucuna. Basıyor, geçerim herhalde, süratliyim, geçerim düşüncesinde. Evet, şimdi mesela bizim kanattaki oyuncular bakıyorum. Ya biz şey, yer değiştirmiyoruz mesela. Nasıl maça başlıyorsak öyle kalıyoruz orada. Soldaki solda, sağdaki sağda. Forvet'te mesela ben Okan'la Mümin'in zaman zaman dedim hani değişirler mi acaba? Okan biraz daha Mümin'in arkasındaydı. 4-4-2 mi oynadılar hocam? Yok, yine aynı. Aynı 4-2-3-1 gibi oynadılar. Ha. Şimdi Okan şeyin yerine geldi işte. Raif'in olduğu bölgede, evet, serbest arkasına olarak geldi. Raif'in yerine zaten Yasin oynadı. Hani sağ tarafta da Ömürcan zaten devam etti. Burada bir katkı mesela Okan girdi işte. Geçen haftaki maçtan Koçeli maçına baktığımız zaman Mümin şeyin yerine mesela Raif'in yerine Yasin oynuyor. İşte Cenk Uğur'un yerine oynuyor. Şeyde Okan da Raif'in yerine oynadı. Evet. Öyle oldu, öyle. Hocam şimdi şöyle baktığımızda görüntüleri var mı, maçın görüntüleri? Tamam, onları bir izleyelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. İlçe stadyumunda başlıyor sevgili seyirciler. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Dört köşe vuruşunu ceza sahası içerisinde orta geldi. Kafa vuruşu çizgi üzerinden. Cenk Demirel o noktada topu uzaklaştıran futbolcu oldu. Tehlikeli bir pozisyondu. Okan Deniz. Okan topla buluştu. Okan sağ taraf çok müsait. Buluşturdu orada. Okan Deniz vuruyor. Yasin Görkem Arslan ara topu, güzel bir pas ceza sahası içerisinde ve penaltı. Hakem penaltıyı verdi. Alişan Ural yerde kalan futbolcuydu. Atışı kullandı. Okan vuruyor ve top ağlara gidiyor. İnegölspor ilçe stadyumunda 25. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Uzun top bu arada. İlk yarının sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Ve ikinci 45 dakikaya Sarıyer başlıyor. Mümin gole gidiyor sevgili seyirciler. Mümin iki kişi onu kovaladı. Mümin top hala Mümin'de. Mümin kaleye baktı. Bomboş pozisyon. Yasin Görkem Arslan. Tribünlerin büyük tepkisi var. Yasin girdi içeriye doğru. Yasin verdi pasını Mümin kaleye vuruyor. Topağlarda gol. Mümin Aysever sonunda aradığı golü buluyor sevgili seyirciler. Mümin topla buluştu ceza sahası içerisinde. Bugün çok aradı, çok yokladı. Ama bir türlü başaramamıştı. Bu sefer affetmiyor. Sağ taraftan Eray'a çıkacak şimdi Sarıyer. Güney kaptırıyor topu, daha doğrusu Alişan kazanıyor. Alişan gidiyor şimdi. Alişan arkadan yapılan hareket, faul ve sarı kart. Direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı kartını gösteriyor maçın orta hakemi.
12 numaralı formasıyla Güney Atılgan. Kendisine büyük bir tepki var. Tribünlere el hareketi yapınca büyük tepki çekti sevgili seyirciler. Bir anlık gerginlik. Gollerine devam edebilecek mi Ömürcan? Uzaktan vuruşu, kaleci Osman mükemmel vurdu Ömürcan. Kaleci Osman son anda çıkarıyor. Ömürcan gerçekten de çok güzel bir vuruş. Murat Ağla topu kazanıyor ve 90 dakika bitiyor sevgili seyirciler. İnegöl Spor ilçe stadyumunda istediğini, arzuladığını alıyor. Önce tabii hem teknik heyetimizi hem de sporcuları kutluyorum. Ayrıca taraftarlarımızı da kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Nihayetinde oynadığımız takım şu ana kadar oynadığı 9 maçta hiç mağlubiyet almamış takım. Grubun tek namağlup takımıydı. Yani 7 beraberliği 2 galibiyeti vardı. Sarıyer takımı iyi bir takım, tehlikeli bir takım. İstanbul takımı bir de nihayetinde. Açıkçası zor olacağını tahmin ediyorduk ama tahminimizden daha kolay oldu. Çocuklar ki bugün çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen, yani bir Raif yoktu, efendime söyleyeyim, bir Muharrem yoktu, Belarus sporcularımız yoktu ama ona rağmen çok istekli, çok arzulu oynadılar yerine oynananlarda ve bugün çok haklı bir galibiyet aldık. Daha fazla fark da olabilirdi. İnegöl Spor yoluna devam ediyor. Tabii ben özellikle hocamıza da diğer arkadaşlara da söylüyorum. Yani bizim deplasmanda maç kazanmamız gerekiyor. İçeride oynadığımız 6 maçta 5 galibiyet bir beraberliğimiz var ama dışarıda oynadığımız 5 maçta 15 maç içerisinde biz 6 puan almışız sadece. Dolayısıyla bu hafta Hatay maçı önemli bir maç. Hatay bizim direkt rakibimizdi zaten. Ve kazanılması gereken bir maç diye düşünüyorum. Tabii İnegöl Spor giderek formunu yükseltiyor. Havaya göre takım daha iyi oynamaya başladı. 10 haftalık bütün içerisinde baktığınızda 2 puan ortalamayla işte fena değil. Yani 1.9 gibi. Daha iyi olacak inşallah. Evet, bugün İnegöl Spor takımı sahada her işini yaptı. Yani şahane bir futbol oynadık. Zaten biz böyle oynarsak sıkıntı olmayacağına eminim. İleride inşallah daha yine Göspor seyredeceğiz. Bugün en çok hoşuma giden futboldan daha ziyade Okan'ı kazanmak oldu. Ben her zaman söylüyorum. Okan iyi futbolcu. İnşallah kendini hani kanıtlamasına gerek yok da İnegöl'de, İnegölspor'u daha yerlere getirir bir futbolcu. Yeter ki Okan oynasın. Yeter ki kendini yavaş yavaş bulsun. İkinci bir konu, seyirciye çok teşekkür ediyorum. Bugün seyircimiz elinden gelen en güzel şeyleri yaptılar. Mükemmel desteklediler bizi. Böyle olduktan sonra sıkıntı olmaz. Sade biz değiliz. Biz her zaman bizim takımımızla alakalı demiyorum da yani karşı rakiple alakalı da. Yani centilmen seyirci istiyoruz biz. Biz İnegöl Spor'u her zaman centilmen olmasını istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin ayağına sağlık. Hocamıza teşekkür ediyoruz. İyi yoldayız. İnşallah bu hafta biliyorsunuz çok önemli maçımız var tekrar. Perşembe günü Karabük'te oynayacağız. Kupa maçımız var. Tekrar deplasmana Hatay'a gideceğiz. Hatay maçı da çok önemli. Karabük maçı biz kupada da iddialıyız. Kupada da gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Yine Göspor olarak iyi yoldayız. Rakibimiz son dakikada Bandırma kazandı. Ben Bandırma'yı şu anda rakip görüyorum ama ileride inşallah rakip görmüyorum. Yani ben mutlaka Bandırma kaybedecek. Biz böyle oynadığımız sürece sıkıntı yok. Yani 3 tane maçımız var bu hafta. Birisi Sarıyer maçıydı. Sarıyer'de namağlup bir takımdı ve zorlu bir takımdı. Geçen seneden bu yana kolay yenilen bir takım değil Sarıyer takım. Bu sene de o istikrarı sürdürüyor. Biz kazanmak isteyip istiyorduk ve yolumuza devam etmek istiyorduk. Öyle oldu. Yani iyi bir mücadele oldu. Özellikle ikinci yarıda yani ön alanda baskı yapmak istedik ve bunu iyi de yaptık. Rakibi kalemizden uzak tutmak istedik. İkiyi de aradık bir yandan da rakibi kalemizden uzak tutmak istedik. Yani öyle oldu. Çok şükür. Yani yolumuza devam ediyoruz. Muharrem Efe ve Raif'in sakatlıkları söz konusu hocam. Evet. Nedir durumları? Bunların tedavileri sürüyor. Onları hafta içerisinde gözleyeceğiz. Yani hafta sonu hazır hale gelmesi için çalışacağız. Yani sağlık ekibimiz çalışıyor. O maçında olacaklar mı? Ona bakacağız ama sanmıyorum. Evet, maçın görüntülerini izledik. Golleri izledik. Güzel gol atmış. Yalnız biraz önce anlattığın gibi Mümin biraz daha dikkatli olsa birkaç tane daha fazla gol olabilirmiş maçta. Şimdi sakatlıklardan bahsediyor. Başkanla, belediye başkanla yaptığımız görüşme de geçtiğimiz hafta Alanya'daydık. Birlikte bir programa katıldık.
Orada sohbet ettik. İşte Alanyaspor başkanı, yöneticileri falan. Legaspor'u beğenmediğini söylemişti. Şimdi çok beğendiğini söylüyor. Özellikle ikinci yarıda diyor. Eğer aynı futbolu devam ettirirse takım rayına oturur diyor. Sen de aynısını söyledin zaten hocam. Ben de zaten ilk yarı beğendim. Legaspor ilk yarı çok iyi değildi ama ikinci yarı. Ama Sarıyer'de biz mesela beklediğimiz Sarıyer bu değil. Mesela hani şimdi bu takım 16 olmuş nasıl yenilmemiş? Hani Sarıyer'den daha iyi takımlar geldi mesela yine göre. Şimdi o Güney kırmızı kart gören oyuncu geçtiğimiz sezon Hatay'ın kaptanıydı. İki sezon orada bayağı gol attı. 16-17 tane gol attı yani. Yok zaten o Güney sonradan girdi oyuna. Güney evet. Yani Güney. Ama sanki bizden oynuyormuş gibi. Yok, çok çok durarak oynayan bir oyuncu. Bir de koşmuyor. Zaten oyuna girince otomatikman Legospor bir kişi daha fazla oynama başladı. Hmm. Ne koşuyor ne mücadele var. Çünkü Sarıyer'de 3-4 tane oyuncu var, böyle kalın oyuncular var. Belki de son 2-3 haftadır o, ben takip ediyorum, yedek kalıyorum diye herhalde şey yapıyor. Vallahi Sarıyer'de bir 2-3 tane oyuncu vardı ki hani ne bileyim. Hani hatırlaman lazım geçtiğimiz tamam. Sene bizim kaptan da bize gol attı, böyle soldan sağdan o, sürekli giden oyuncu. Sol tarafta oynayan bir oyuncuları vardı şeyin, Sarıyer'in. Bakayım. O da Tepecik'ten, geçen sene Tepecik'te oynuyor. Bir oyuncuları vardı. Soldan gidiyordu, top kesiyordu. Bir oyuncu. Başka da bizim takımı rahatsız eden oyuncu yoktu zaten. Sarıyer böyle oynayan bir takım. Hani çok fazla hani gol pozisyonuna giremeyen, pas yapıyor. Çok rölant oynayan bir takımdı. Bandırma ediyoruz. Yani ne yaptı böyle? Bu adamlar 4 tane yediler şeyden. Ondan sonra bir daha hiç maç kaybetmedi. Ya Bandırma Spor ben mesela... Diyarbakır'dan 4 tane yediler. 4-1 mağlup oldular. Ondan sonra 10 dakikada yine kırklarını devirdiler, geldiler. Yani ama 10 kişi kalmış Bandırma. Bayağı gidiyor yani. Şöyle şimdi baktığımızda 10 kişiyle aldılar bir de maçı. Şöyle bir baktığımızda 6 puan fark. Yani 3 puan sisteme çok önemli değil diyorsun ama yani moral olarak ilk 5'i sanki garantiler gibi böyle bir halleri var buradan yani. Yoksa onun Bandırma Spor oyuncu kalitesi değil. Mesela Göztepe maçını da izledim ben de onları. Çok hoşuma gitti. Hani iyi oyuncuları var Bandırma Spor'un. Oğuz Kocabal oynuyor evet, bizim eski. Evet. Yok, iyi oyuncuları var, bir de kalecileri iyi. Onur orada. Evet. Orta sahaları iyi. Forvetleri çok hareketli. Hani Bandırma Spor kafayı koymuş. Onlar nasıl Balıkesir Spor çıktılar, biz de çıkacağız gibi herhalde. Onlar da bir... Onlarda bir rekabet var. Evet. Bir rekabet başlamış onlarda da. Ama iyi takımları var. Bizde mesela eğer devre arasına kadar başka fire vermeden götürebilirsek. Muharrem'in de sakat olduğunu evet söyledi arkadaşlar. Ben sarı kart olabilir mi demiştim. Sakatmış. Onun da ciddiymiş durumu. İşte böyle oyuncular. Uğur sakat, Muharrem sakat, Raif sakat. Mesela bakıyoruz bu oyuncu. 3 tane evet, banka oynayan oyuncu. 10 hafta içinde böyle 3 tane ciddi sakatlık verirsek işimiz zor. Yani. Bir de bakıyoruz. Raif'in tamamen şanslılık ama. Şans yani. Direğe vurmuştu. O yok yok mesela. Golü atmak için mücadele ederken. Bakıyorum. Bizim kadromuz çok geniş değil yalnız. Hani hocanın dediğine ben çok fazla... Değil. Bir de baktığım zaman böyle çok kaliteli oyuncu da yok yedeklerde yani. Şimdi yok hani o böyle... Gençlerden iki tane koyabiliyorsun. Hani kulübeden girip oyunu değiştirecek oyuncumuz yok. Allah var. Hani baktığımız zaman hiç bir... Şimdi mesela Mümin bir... Var mı alternatif? Okan. Yok. 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 Mümin gitti mi kim olacak? Okan yok var. İkisi de var. Mesela ikisinden birisinde de bir şey olsa alternatifleri yok şu anda. Yok. Raif yok. O yok. Defanstan bizim o iki tane stopere bir şey olsa stoperimiz yok. Hani stoper bir tane var, Semih var. Ya İyi, Semih var da hani Semih onların hadi orayı tamamlayamaz mesela. Bir Kemal bir... Yok ya ben tamamlar diye düşünüyorum. Semih daha önce de Kemal gibi o, daha önce de Semih birincilik takımların gözdesiydi. Semih bakma vermediler. O ayaklarını onlara çok yanlış yaptı çocuğa o zaman. Yani kaliteli bir oyuncu bakma sen. Semih iki sene önce gitseydi şu an Semih belki de Süper Lig'e çıkardı. İnşallah ona... Ben öyle düşünüyorum. Yani takip ettiğim için söylüyorum çocuğu. Yok şimdi mesela Bilal Kemal hani o göbek o ikili merkezi iyi yani şu an merkez. Kalecimiz iyi zaten. Hani bu hafta çok fazla kaleci hiç düşmedi ama İnegöspor belki bu grubun en iyi defansı İnegöspor'da. Yani var. Şimdi şöyle baksak İnegöspor'a da yine devre arasında yine bir transfer yolu gözüküyor. Yani ya 3 oyuncu alsan yani düzelmezse mecbur gözüküyor. Bir şöyle büyük bir mali maliyeti yüksek oyuncu zaten almak gerekiyor.
Düşük oyuncu aldın mı sana hiçbir faydası olmaz. Yok hani mesela bize ne lazım? Ya orta sahada oyunu yönlendirecek oyuncu veya forvette vurucu bir oyuncu olacak. Hani bize hani bu böyle oyuncular lazım. Şimdi sen de Yılmaz'la sakatlanınca ne yapacaksın? Tabii şimdi mesela bu hafta Yılmaz'da da mesela çocuk götürüyor kaç haftadır. Zaten ama bizim mesela baktığımız zaman hep aynı kadroyla oynuyoruz. Aynen. Bak, şimdi bu sakatlar olmasa yine aynı kadroyla. Hatay maçını belli eder o zaman hocam her şeyi. Tabii şimdi mesela kaliteli takımlara karşı yine Göspor. Sen Perşembe günü kupa maçım var. Şimdi Perşembe günü. 3 tane sakatım var. Evet şimdi hani aynı hocamız burada maç söylemişti ya. Hani kurtlara oynamayan oyunculara biraz daha fazla. Tabii bu arada sürprizler yaşandı. Bölgesel amatör lig takımı Cizre Spor, Şırnak Cizre, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Üçüncülük takımı da geçen sene Kasımpaşa'yı elemiştik. Tuzla Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Yani Akhisar maçı da devam ediyordu. Akhisar Taşkın Gören'in çalıştırdığı Erzurum Belediye ile 1-0 mağlup Akhisar. İlk devreyi kapatmıştı. Ya aslında bizim var ya, kupada bizim çok, biz kupaya gitmememiz lazım. Şimdi böyle gidersek zaten sakatlar başladı. Bir de biz iki tarafta gidemeyiz. Hani bu kadroyla iki tarafı götüremeyiz. Ne olursa olsun, ister genç olsun ister. Hocam 40 bin dolar. Ya 40 bin dolar da şimdi 40 bin dolar. 80, ya 40 bin dolar. 6.500 lira vermişler. 3. tura kaldık. Yok şimdi 40 bin dolar alsan ne olacak? Bir tane oyuncu alabilecek misin 40 bin dolara? Belki 3-4 galibiyet alırsan 2 tane oyuncu alırsın ya. 2 tane. Böyle bir 2 tane şimdi Raif ayarında bir oyuncuyu kaç bin dolar alasın? Ya Raif ayarında bir oyuncu şu an 250 milyardan aşağı oynamaz. Evet. Şimdi mesela ikinci yarı bir de mesela problemli oyuncular olacak. Hani kadrolar olur veya takımına giren işte nokta transfer mesela devre arasında da çok iyi böyle bizim takımı bozmayacak oyuncuyu bulmamız lazım. Hocam benim gözlemlediğim öyle oyuncular var ki ben versem zaten hiçbirine ilgilenmezler. Yani ya. PTT 1. Lig'de şu an geçen sene %100 oynayan ve takımları şampiyon yapan oyuncular var. Yedeklerde adamlar PTT 1. Lig'den gitmek istiyorlar. Benim görüştüğüm 4-5 tane oyuncu var. Yani bilmiyorum yani bir başkanla mı konuşacağız hocayla ama kendileri de konuşsunlar, araştırsınlar. Bence çok yararlı oyuncular var bizde de ama bizi gala almıyorlar yani. Onlar menajerlere dayanıyor hepsi. Yok şimdi zaten hep İlegospor'un bu sıkıntıları var. Şu an mesela bizim bir... Sana bugüne kadar hiçbir tane oyuncuyu sordular mı hocam? Ya sormadılar. Başka bir de şimdi İlegospor'un... Ya da bir antrenörle görüşürken ya hocam sen tanıyor musun bunu? Nasıl yok, bir karaktere sahip bilmem ne görüşür. Hiç değil yok, mi? Yok. Şimdi mesela İlegospor'un öyle bir ekibi yok zaten. Gözlem ekibi yok ki. Var mı? Futbolcu izleyen bir ekibimiz var mı? Yok. Şu an yok. Yok bir ya. Maçları izlemeye şeye gidiyor. Senelerdir yok. Rakipleri izlemeye Cengiz gidiyor. Şimdi mesela transfer yapıyor. Şimdi transfer yapıyor. Özgür gidiyor maç izleme herhalde. Cengiz gidiyor evet. Şimdi mesela bakıyorsun transfer yapıyorsun. Eğer ekibin olsa seneye bir listen olur. Transfer listen olur. Hani alabileceğin oyuncuları kimler var? Kimler bizim takıma faydalı oyuncular? Şimdi Bursa Spor'da bakıyoruz. Bir iki tane oyuncu yakalıyorlar. Ama Bursa Spor'da senelerdir aynı ekip. 5-6 tane izleme ekibi var. Onlar 5-6 eski oyuncu. Eski oyuncu. Bunlar hep dolaşıyor. Bir de Bursa Spor'u İsmail'i de almışlar oluyorlar. Şimdi. İsmail de izliyor. İsmail Güldüren'i de. Onu da almışlar. Ne diyelim yani yapacak bir şey yok yani. Öyle yani. Bir yine Göspor'un eksikliği bu var hani. Senelerde devam ediyor. Evet. Vallahi hocam şu an de burada da söyleyeyim yani belki bilen biliyor da ben de şu an Alanya Spor'un scout ekibindeyim. Ben de oyuncu izliyorum. Yani adamlar bana teklifte ya bulundular. Ya şimdi mesela Antep Spor'un, bana teklifte bulundular. Antep Spor'un veya Bolu Spor'un. Belli bir ücret ödüyorlar bana. Bolu Spor'un, Çanakkale Spor'un ne bileyim o takımların Bursa'da izleme komiteleri var. Altın Ordu'nun var. Altın Ordu'nun var. Adam iki tane antrenöre burada maaş veriyor. Çok iyi de maaş veriyor. Veriyor evet. Var mesela altyapılara bakan oyuncu. Ben şimdi küçük oyuncuları izliyorum. Bana geçen Yalova'da bir oyuncu var dediler. Gittim Yalova'da maçlarını izledim. U16 maçlarını. Yani izledim. Yani takip ettiriyor adam. Yani ta Samsun'dan beni Dobi Hasan aradı ya. Yani, İnegöl'de böyle bir oyuncu varmış dedi bana. Yani, sabunu yap yani. Dobi Hasan. Hedefi olan takımlar bu işi yapıyor. He.
gün kurtarma olan takımlar da böyle devam ediyor zaten. Valla ileride çok pişman duyacaklar ama ileride iş işten geçtikten sonra. Evet, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Albimo Mobilya. Katkılarıyla hazırlanan Süper Spor reklamlardan sonra devam edecek.